Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere kıymalı, görünümü oldukça şık ve lezzetli, yapımı oldukça kolay bir börek tarifim var. Hazır yufka kullanacağız. Bunun için öncelikle iç harcımızı hazırlayalım. 1 adet orta boy kuru soğanı minik minik doğradım. Az sıvı yağ ile kavuruyorum. Hafif pembeleşince, yumuşayınca 300 gram kadar kıymayı ilave edeceğim. Yaklaşık bir 6 adet yufka için bu iç harç yeterli. Güzelce kıymalar pişene kadar kavurdum. Tuz ve kimyon ilavesi yapıyorum. Kimyon veya karabiber arzuya göre ekleyip eklemeyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Kıymalı iç harcım hazır. Bu şekilde hazırlıyorum. 2 su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ yerine tereyağı ilavesi de yapabilirsiniz. Arzuya kalmış. Şimdi yufkamı çıkartıyorum ilk önce 1 adet. Bu böreği hazırlayıp pişirmeden buzluğa kaldırabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Açmış olduğum yufkayı 8 eşit parçaya bölüyorum. Bir tepsi bu şekilde küçük börekler hazırladım. Bir tepsi de büyük. Daha büyük bir şekilde şekil vermek isterseniz 4 parçaya bölün. Hazırlamış olduğum sosu güzelce her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Bir fırça yardımı ile. İç harçtan koyuyorum. Üzerini kapatıp kıymalı harcın sararak kenara alıyorum. Bu şekilde midye şeklini vermiş oluyoruz. Birkaç tane daha göstereceğim açıklayıcı. Sosu dökerken mutlaka karıştırın ve öyle sürün fırça ile. Yağ ve su eşit miktarda yayılsın. Böreğe daha da bir lezzet katmak isterseniz bir bardak su, bir bardak süt şeklinde de koyabilirsiniz. Sosunu. Kıymalı değil de bunu tabii ki peynirli, patatesli nasıl istiyorsanız o şekilde iç harç ekleyerek yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde minik midye böreklerimi hazırladım. Türkiye'deki yufkalar daha büyük olduğu için bunu daha rahat bir şekilde saracaksınız. Ben burada yufkaları bu şekilde buluyorum. Türkiye'dekiler gibi çok büyük değil. O yüzden 8 eşit parçaya bölmeniz sizin için yeterli gelir. Bir de 4 parçaya böldüğümüzde nasıl oluyor onu da hızlıca hemen bir göstermek istiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yufkayı öncelikle soslayıp daha sonra şekilde verebilirsiniz. Arzuya göre size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bence Türkiye'deki yufkalar için 4'e bölüp sarılarak yapılan börek çok büyük çıkacaktır. Ama yine de şöyle bir göstermek istedim. Evet, 2 tepsi böreğimi yaptım. Üzerine sürmek için 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, çok az da sıvı yağ döktüm ve üzerine sürdüm. 180 derecede ısınmış fırına sürdüm. Alt üstü güzelce kızarana kadar pişirdim. Ben bu börekleri kermese gönderecektim.
Böreklerimiz hazır, yumuşacık oldu, lezzetli, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.